Efendim, gelişmelerle karşınızdayız. İç ve dış siyasette gündem hareketli. Gündemi konuşacağız. Dönemin Devlet Eski Bakanı Sayın Aydın Tümen'le birlikteyiz. Sayın Tümen duyabiliyor mu bizi arkadaşlar? Canlı yayınımıza merhabalar, hoş geldiniz diyelim. Merhaba Gülay Hanım, duyuyorum. Gayet güzel duyuyorum sesinizi. Teşekkür ederim. Sizleri görmek de çok güzel. Çok teşekkür ederim. Biz de. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan canlı yayınımıza katıldığınız için Ankara gündemi çok çok hareketli. Tabii dönemin önemli isimlerinden ve siyasetin içinden bir isim olarak gündemi yorumlamanızı rica edeceğiz. Tabii açılışta dediğimiz gibi iç ve dış siyasette hareketlilik çok fazlasıyla var. İç siyasetle izninizle başlarsak 106. yıl dönemi Çanakkale Kurtuluşu'nun ve yine notlarımızda var 18 Mart gününün Şehitler Günü ilan edilmesi hakkında kanun teklifini tarih 2002'de yanılmıyorsak siz kanun teklifi olarak sunmuştunuz. Açıklamalarını dinleyeceğiz ve andımız yine önemli konu başlıklarından andımızın okutulmamasına ilişkin fikir ayrılıkları var. Gerekçesi nedir? Siz ne orada rahatsızlığı gördünüz mü ya da var mı diye sorusunun cevabını alacağız. Tabii yine ekonomideki çalkantılar, cari açık, dış siyasetteki ilişkiler ve HDP'nin kapatılması siyaseti nasıl etkiler, ekonomiyi nasıl etkiler diye soracağız. Ama ilk sorumuz Çanakkale, 106. yıl döneminde çok çok önemli Çanakkale ve Çanakkale'nin kurtuluşuna ilişkin sizin de çok çok o dönemden, 2002'den bu yana gözleminiz nedir ve çok önemli bir gün, Şehitler Günü'ne ilişkin kanun teklifini sunan bir isim olarak neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ediyorum Gülay Hanım. Eksik olmayın. Vesileyle tabii ki Çanakkale Savaşları'nda 106. yıl dönümü vesilesiyle tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kendisine saygıyla, milletle ve şükranla anlıyorum. Şimdi tabii biz onlara çok şeye borçluyuz açıkçası. Çünkü Çanakkale milli mücadelenin başlangıç safhası olarak kabul edilir. Evet. Çünkü ümmetten millet olmaya bir geçişin savaşıdır Çanakkale Savaşı. O nedenle Türk tarihinin önemli savaşlarından birisidir. Her ne kadar orada yüz binlerce şehit ve gazi vermemize rağmen aradan geçen bu zaman dilimi içerisinde o dönemin hükümeti, efendim söyleyeyim, padişahı, her neyse imzaladıkları şeyden sonra, anlaşmadan sonra ellerini kollarını sallayarak o Çanakkale Boğazı'ndan geçip Dolmabahçe'nin karşısına o gemilerini demirlemişlerdi ve toplarını evet. da saraya döndürerek ve işgal hareketi gerçekleşmiş olmuştu. Şimdi onun arkasından tabii ki bir Kurtuluş Savaşı dönemi, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında gelişen, yaşanmış olan bir süreçti. Yani bunlar tabii tekrar tekrar ifade edilmesi gereken hususlar. Az önce konu başlıklarını verirken işte andımız konusunda geçtiniz. Şimdi hepsi bunların birbiriyle alakalı ve bağlantılı konular. Çünkü Türk Kurtuluş Mücadelesi bir Türk devrimidir. Üstüne basa basa söylüyorum. Bu bir Türk devrimidir. Bir eski yapı yıkılmış ve yeni bir yapı kurulmuştur. Ve bu yeni yapı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve kurucusu da Türk milletidir. Şimdi bu ifadelerden, bu ibarelerden yola çıkacak olursak ilk bunun nüvesi ve şuuru o Çanakkale Savaşları'nda oluşmasının öneminden dolayı 2002'de mecliste milletvekili görevim esnasında 18 Mart'ın bir şekilde anlamlandırılması gerektiği düşüncesiyle bir kanun teklifi vermiştim. Evet. 18 Mart'ın Şehitler Günü'yle anılmasıyla ilgili. Sonra bunun bir Genelkurmay'dan karşılığı geldi. O dönemin
kanun ve kararlardan sorumlu bir subay arkadaş diyeyim. O benimle irtibata geçti. Sonra başka bir siyasi partiden bizim koalisyon ortağımız olan bir arkadaş daha aynı kanun teklifini verdi benden sonra. Yanlış değil mi efendim? Dönemin başbakanlarından rahmetli Ecevit'in döneminde gerçekleşti. Tabii 2002, o zaman ben Demokratik Sol Parti Grup Başkan Vekiliydim. Evet. O dönem bu şeyi teklife vermiştim. O dönem işte Yılmaz Hızlı Paşa vardı kanun kararlardan sonra. İsmi de anayım kendisinin buradan. Sağlığı yerindeyse takip de edemiyorum. Kulakları çınlasın diyeyim. Şimdi o irtibata geçti ki zaten sürekli irtibat halindeydik. O dönem genelkurmaydan gelen kanun tasarı ve tekliflerini bir şekilde bizimle diyalogla götüren kişiydi. Dedi ki bunu bir böyle siyasi kimlikten çıkartalım, bunu bir biz şey yapalım, genelkurmay olarak getirelim gündeme. Ve buradan bir şeyden de geçirelim, bakanlar kurulundan da geçirelim ve bunu bir şey olarak verelim, tasarı olarak verelim şeklinde bir öneriyle geldi. Onlar da çok hoşuna gitmişti, böyle anlamlı bir ifade kullanmak 18 Mart'la ilgili. Ve öyle bir şey yaptık, süreci yürüttük. Bakanlar Kurulu'ndan bir tasarı çıkarttık. Bizim tekliflerimiz de bunun içine dahil edildi ve böyle bir kanunlaşma süreci oluştu. Evet, yani iyi bir şey oldu aslında, isabetli oldu 18 Mart'ın gerçekten böyle bir isimle tanınır olması bence isabetli oldu diye düşünüyorum açıkçası. Emeklerinize şimdi, sağlık. Şimdi eksik olmayın, çok teşekkür ederim. Yani bu da benim hayatımda kıvanç duyduğum hususlardan bir tanesi açıkçası. Bir vekil olarak daha başka yapacağınız güzel şeyler hatıralarda kalıp gidiyor. Evet. Çünkü her şey bir şekilde gelip geçici yaşamda. Şimdi bugünkü hükümetin de başına gelecek olan olduğu gibi, çünkü bunlar da kendilerini kalıcıymış gibi düşünerek gitmeyeceklermiş gibi bir şekilde bir takım değerlerimizle, kurucu değerlerimizle kavga etmeye devam ediyorlar. Bizim tabii tehlikelimiz, şeyimiz, bunlarla bırakıp bu ülkenin, bu milletin, bu gençliğin, yeni yetişen kuşakların şeyle, sorunlarıyla uğraşsınlar. Tarımın sorunlarıyla uğraşsınlar, esnafın sorunlarıyla uğraşsınlar. Efendime söyleyeyim, finans sorunlarıyla uğraşsınlar. Uğraşsınlar, yapılacak çok şey var. Yani tutup da bir takım Cumhuriyet'in, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin surlarında gedik açacağız mücadelesini tarafa bırakıp bu ülkenin kalkınması ve yükselmesiyle ilgili bir mücadelenin içerisinde olsunlar. Tavsiyemiz bu. Yoksa aksi takdirde bu işin bir de hesap verme dönemi olacaktır. Ve bu da kaçınılmaz bir süreç olur idareciler açısından. Buna da dikkat etmelerinde fayda var diyorum. Şimdi açıkçası buradan işte milli mücadele süreci ve Cumhuriyet'in kuruluşu ve Türk devriminden bahsettik ve bunun sonucu olarak da yetişen kuşakların bir bu söyleyeceğimi lütfen bir tarafa not edilmesi lazım. Milli insan yetiştirme. Yani bu cumhuriyetin temeli milli insandır, milli kimliktir. Bu milli kimlik olduğu müddetçe cumhuriyet sağlam ve güçlü olur. Ve cumhuriyeti kuran kadro, cumhuriyeti kuran başta Mustafa Kemal olma arkadaşlar olmak üzere o kadro bir milli insan yetiştirmenin gayret ve çabası içerisinde oldular. Ve bu nedenledir ki bu milli kimliğin oluşması, çok özür dilerim, bu kulaklıklar zaman zaman böyle azizliğine uğruyoruz. Bu milli kimlik yok edildiği zaman bu cumhuriyet çöker. Yani bizim milli olan bir takım hususlarımız vardır. Adında da konmuştur. Bazı kurumlarımızda milli ibaresi vardır olan veya kimliklerimizde geçen şey. İki,
zihin yapısı, yani kişinin kimliği, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliği, bu kimlik Türk milletinin üstüne oturtulmuş olan bir kimliktir. Bireylerden oluşur, milli insanlardan oluşur, milli kimliklerden oluşur ve bir millet ortaya çıkar. Bu milleti yok etmek isteyen, geçmişten hesabını sormak isteyen, bir Türk devrimiyle yok edilmiş olan ümmetçi zihniyetin hali hazırdaki kavgası ve mücadelesidir bu. Evet. Yani daha açık bir ifadeyle şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin surlarında gedik açılmaya çalışılmasının örneklerinden bir tanesidir. Şimdi bu yapı iktidara geldiğinden beri şu veya bu şekilde insanlar demokratik süreç içerisinde, demokratik seçimlerle ve şeylerle bazı şeyin hallolabileceğini ifade ederek hep bir kenara attılar. Ama dediler burada bir hata yapılıyor, bu hatayı düzeltirler. Efendime söyleyeyim, burada bir yanlış algılama var veya anlama var. İşte dünyayla örtüşleşiyoruz, globalleşiyoruz, küreselleşiyoruz falan filan. Bunun gerekçesi olarak bunlar yapılıyor falan gibi bir takım böyle gerekçelerle bizim milli kimliğimizi yok edebilecek, milli insanı bertaraf edebilecek, o kültürü ortadan kaldıracak, o bilinci, o şuuru ortadan kaldıracak bir takım uygulamaları öteden beri yapar geliyorlar. Bunun en son örneği de bu andımız meselesidir. Yani ne oldu da bu andımız meselesinde size dokunan ne? Sizi sıkıntıya sokan ne? Sizi rahatsız eden ne? Siz bu milletin bir üyesi değil misiniz? Bu ülkenin bir vatandaşı değil misiniz? Kimsiniz siz? Sizin kimliğiniz ne? Niye rahatsız oluyorsunuz? Yani hangi cümlesinden, hangi ifadesinden rahatsız oluyorsunuz? Yani bunları çıkıp da bir şey söyleyemiyorlar. Çünkü onlar bunu yapmakta görevli. Onlar o görevini yapıyor. Ama onlara bu görevi yapanlar veya yaptıranlar bir şekilde bu işten memnunlar. Ama biz memnun değiliz. Sayın Tümen. Evet. Sayın Tümen, andımıza ilişkin Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var. Andımız, milli andımız İstiklal Marşı'dır diye bir açıklaması oldu. İstiklal Marşı and değildir. Şimdi olayı saptırmaya çalışıyorlar. O bir and değildir. Unutmasınlar, her yapında ve kurumlarda da bir takım andlar vardır. Hatırlarsanız ilk bunlar Refah Partisi'ndeyken de bir ant okurlardı kongrelerinde, kurultaylarında. Niye okuyorsunuz o zaman? Niye İstiklal Marşı okumuyordunuz da o andı okuyordunuz? Kenarcı bir ant o şey yapmışlardı o dönem. Siyasi ant olarak ifade ediyorlardı. Bakın ben bir Kurtuluş Savaşı marşından bahsetmiyorum. O bir ülkenin bayrak sembolüdür. Milli marş. Diğeri milli kimlikten bahsediyorum. Milli insandan bahsediyorum. Milli şuurdan bahsediyorum. Onun oluşumundan bahsediyorum. İkisi farklı şeyler. Olayı saptırmak ve çarpıttırmak açısından bu tip şeyleri gerekçeli ortaya koyuyorlar. Bunun mantıklı bir açıklaması ortaya koyamadıklarından kaynaklanıyor. Demediler mi kendileri biz bu ülkede bir şeyle başarısız olduk, kültürü değiştiremedik. Evet, o kültürü değiştirebilmiş olsalar Türkiye'de rejimi değiştirecekler. Açık ve net. Bunu ifade etmeye çalışıyorlar. Diyeceğim o. Yani bu andımızla ve başlanan bu süreçlerle ki buna benzer birçok şeyler vardı daha. Ders kitaplarında çıkartılan, ders kitaplarında anlatılan. İki, Atatürk'ü efendime söyleyip unutturmaya çalışmak en başta şeylerinden bir tanesi. Ve bunu kurum ve kuruluşlardan silmeye çalışmak. Yani adım adım yaptığımız şeyler bunlar. Evet. Peki HDP'nin kapatılmasına ilişkin de yorumlarınızı alalım. Kapatılması çözüm müdür? Kapatıldıktan sonra siyasette nasıl etkiler ortaya çıkacaktır diye de soralım. Şimdi bu konuyu ısrarla gündeme getiren koalisyonun, Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi olmuştu.
HDP'nin kapatılmasıyla ilgili. Şimdi yani HDP'nin kapatılması sürecinde ortada bir şey yok, eylem yok. Yani sadece bunu sözle ifade edip duruyorlar. İşte kapatılmalı neymiş efendim söyle. Destek oluyor. Destek olan bir kurum zaten bir şekilde takip edilir. Delil ve belgeler ortaya konur. Cumhuriyet Başsavcılığı çıkar, gerekeni yapar. Bugüne kadar bütün siyasi parti kapatmalarında bu olmuştur zaten. Şimdi arkasından en fazla buna karşı çıkan, siyasi parti kapatmalarına karşı çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi'ydi. Ve onlar şunu diyorlardı. Parti kapatılmasın, içeride suç işleyen, partinin içinde kimler varsa onlar cezalandırılsın. Kurum cezalandırılmasın. Çünkü kurum cezalandırırsa halk cezalandırılır şeklinde bir ifadeleri vardı. Geçmişten beri bahsettikleri bu konuydu. Yani şimdi ortada açıkçası kurum da kapatılır, insanlar da cezalandırılır. Şimdi az önce bahsettiğim mesele aslında meşruiyetini sağlayan siyasi kurumlar olması lazım. Bu meşruiyet nasıl sağlanır? Bu cumhuriyetin kuruluş ilkeleri ve bir takım şeyleri vardır, fikri yapısı vardır. Ve bu fikri yapısına uygun olan bir takım siyasi düşünce ve yapılar hayat. Ama bulmayanlar bir şekilde ya elemine edilir, ya da kapatılır, ya da tamamen siyasetten uzaklaştırılır. Bu işin realitesi, bu işin refleksidir. Şimdi eğer bu adamlar teröristse bunlara Yüksek Seçim Kurulu onay vermiş. Bunlar milletvekili seçilmiş. Bu partiyi seçime sokulmuş. Şimdiye kadar haklarına dava açılmamış. Tamam, geçti bunları. Demek ki bunlar şimdi şey yapıyor, suç işlemeye başladı. O zaman gidersiniz bir siyasi parti grubu bu konuda şikayette bulunabilir. Cumhuriyet Başsavcılığına. Kardeşim, bu adamlar bir şekilde devlete ihanet ediyor. Bu adamlar terör örgütüyle işbirliği içerisinde ve biz parti olarak bu konu kapatılmasını istiyoruz deyip o başvuru yapabilirler. Bu açık. Yasalarımızda var. Evet. Bunlar yapılmıyor. Herkes birbirinin üstüne bir şeyler atarak siyasetler. Ya bunlar bir takım sanıyorum siyasette yeni bir dizaynı ortaya çıkarmaya çalışan manevralar gibi gözüküyor. İşte evet. En son yapılan atlar topar bir milletvekilinin önceki gün milletvekilinin düşürülmesi konusunda olduğu gibi. Yani bu birilerine selam çakma veya birilerine bir ödül verme, paye verme veya siyasete avantaj sağlama manevraları gibi gözüküyor. Evet. Önceki bir siyasi partinin kurultayı vardı. Orada sanki o kurultayda onlara ödül vermek için bir yapılmış olan bir manevra gibi gözüküyor. Bu konuyu da basitleştirmemek lazım. Evet. Maalesef. Sayın Tümen, tabii her konu birbirinden çok çok önemli olduğu için süreyi de iyi değerlendirmek adına yaklaşık 2 dakikalık bir süremiz kaldı canlı yayında diğer programlara sarkmamak için. Dış politikada tabii bu dengeler ne olur sorusunu soralım. Mısır gündemde, Yunanistan gündemde, tabii Mısır-Türkiye ilişkilerini ister istemez saatlerce konuşacağımız konu başlıklarında. Tabii Doğu Akdeniz'de anlaşma mümkün müdür? 8 yıl sonra normalleşmeye gidebilinir mi? Görüşmelerden ne çıkar diye soralım. Evet. Şimdi oraya geçmeden şimdi kurultay ödül meselesi falan filan deyince aklıma bir hatıra geldi. İzin var mı? Çok kısa, çok kısa diğer canlı yayınımıza sarkmamak için. Şimdi anladım. Evet. Şimdi sene 2000 Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultayı var. O dönem bizim koalisyon ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi. Rahmetli Ecevit bana dedi ki, konuşuyoruz bazı konuları. Dedi ki, Devlet Bey'in dedi şeyi var, kurultayı var MHP'nin. Devlet Bey'in elini güçlendirmemiz lazım dedi. Bu dönemki dedi meclis başkanları şeye verelim, Milliyetçi Hareket Partisi'ne verelim dedi. Ne dersin falan diye öyle fikrimi almak için sormuştu ve kimi aday gösterebiliriz falan diye bir şey olmuştu. Yani bu siyasette ortaklar arasında birbirini paslama şeyleri olabilir ama son bu milletvekilinin düşürülmesi olayı da sanki bana biraz Milliyetçi Hareket Partisi Kongresi'ne denk getirilmiş bir
süreç gibi geldiği için bu hatırayı söyledim. Şimdi bunlar siyasette olabilen şeyler. İki, evet yani bu bizim hükümetin her dönem manevralarını ve şeyleri Evet. zikzaklarını artık takip etmek ve anlayabilmek hakikaten çok zor. Artık gerçekten bu konuları düşünen ve bu konuları irdeleyen, analiz eden insanlar artık beyni yanmıştır muhtemelen. Hele hele bu dış politikada gerçekten çok ciddi zikzaklarla karşı karşıyayız. Şimdi tabii bu bir süredir sizin de söylediğiniz gibi Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz yataklarının paylaşılması, bulunması ve bunların işletilmesiyle alakalı çok ciddi olarak bir şey var, rekabet var. Ve bu rekabette tabii herkes kendi kıta sahanlığında uygulamak Evet. istiyor. Ve bir takım ülkeler de kendi kıta sahanlıklarını bir araya getirerek ortak kıta sahanlıkları içerisinde bir ortak çalışma yapmaya, berbe çabası içerisindeler. Şimdi bizimkiler tabii Cumhuriyet'in milli bir takım duruşunu ve şeyini çok fazla şey yapmadıkları için, kendi siyasetleri olarak görmedikleri için, çünkü Evet. Atatürk'ten bu tarafa bölge merkezi dış politika vardır. Bu bölge merkezli dış politika bunlar döneminde rafa kaldı. Yani bölge merkezli dış politika kendi sınır komşuların ve bölge komşularına ittifak halinde olmak ve işbirliği içerisinde olmak. Sen bu bölgede bunu sağlarsan kendi bölgende güçlü olursun ve sonradan dünyaya bir takım mesajlarında çok daha rahat ve güçlü verebilirsin. Evet. Ve Türkiye bugüne kadar bu imkanı sağlamıştı. Ama bizimkiler ne yazık ki yetiştikleri böyle bir ihvancı mı diyeyim, siyasal İslam zihniyeti ve anlayışının ihvancı kolu Peki. olarak çok ciddi bir şekilde bir refleks ortaya koydular. Mursi'nin iktidardan uzaklaştırılmasından sonra Mısır'da o dönemki Mısır yönetimine cezalandıracağız düşüncesiyle bütün ilişkileri bir kenara attılar. Ve arkasından şimdi son 5-6 yıldır gelişen bu Doğu Akdeniz'deki kaynakların işletilmesi ve bulunmasıyla alakalı süreçte de bu bölgedeki ilişkilerin yeniden dizaynının gerektiği ortaya çıktı. Özellikle en başta Mısır'ın. Evet. Şimdi hani geçen bir açıklaması vardı Cumhurbaşkanı'nın, bir tık altında bir diplomatik ilişki sürdüreceğiz Mısır'la falan filan. Yani şimdi bunun artık bir takım süreci de ortaya çıkmaya başladı. Bugün medyada da yer aldı. Artık bir takım görüşmeler Peki. yapıldı ve bu görüşmelerde bazı anlaşmaların sağlandığı. Özellikle Türkiye'deki ihvancılara yapılan destek, Mısır'dan kaçıp gelen veya Suriye'den kaçıp gelen bir takım Müslüman kardeşler yapılanmasının, önde gelenlerinin korunması, onların dışarıya mesaj verecek iletişiminin Evet. ve televizyonlarının, ajanslarının faaliyetleri, büroları, ofisleri ve tüm bunlar bir şekilde zaptırap altına alınma kararı ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bir şekilde bu bölgede ihvancıları dizginleme Peki. şeyi ortaya çıkmış, Peki Sayın kararı Temel. çıkmış. Çok teşekkür ediyorum. Gelişmeler geldikçe görüşlerinize başvurmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür ederim efendim. Sağ Sağ olun, olun. eksik Sağ olmayın. olun. Efendim, dönemin başbakanlarından Devlet Eski Bakanı Aydın Tümen, Sayın Ecevit'in sağ koluydu, prensiydi. Çok önemli görüşlerine çok saygı duyardı Sayın Ecevit. Kuzey Irak'la ilgili gelişmeleri de ileriki günlerde konuşmayı Sayın Tümen'le arzu ediyoruz. Efendim, bilgiler geldikçe Mısır'daki dış politikadaki gelişmelerle ilgili bilgileri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalınız.